Herkese merhaba. Değerli müdürüm, öğretmenler, öğrenciler, tekrar hoş geldiniz. Burada olduğum için çok mutluyum öncelikle. Çünkü çok yüksek frekansa sahip bir kitleyle birlikteyiz. Tabii herkes önce bu ne diyecek? Yani nasıl oluyor bu? Nasıl bir frekans? Ya da bunu nasıl anlayabiliriz? Burada nasıl bir etkileşim olacak? Bunları zamanla göreceğiz. Ama frekanslar hayatımızın her yerinde. Özellikle bu söyleşimizde sizlerin aklına gelen her türlü soruyu lütfen hiç çekinmeden sorun. Ya da sonra da bu sunumun sonunda da soru cevap şeklinde zaten sorular size olanak tanıyacağız. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Bu konuyla da ilgili frekanslarla. Çünkü her şey frekans olduğuna göre herhalde her şey de sorulabiliyor. Ben Hakan Usta, 1977 doğumluyum. Endüstri Yüksek Mühendisiyim. Yıllarca enerji üzerine, bildiğimiz elektrik enerjisi üzerine çalıştım. Bununla ilgili firmalarımız var. Savunma sanayinde de frekanslarla çalışıyoruz. Nasıl oluyor derseniz, işte bir uçağı bulabilmek, bir tankı görebilmek, düşmanınızı, o sizi görmeden sizin onu anlayabilmeniz çok önemli oluyor bu tür savaşlarda. Tabii biz aktif bir savaş argümanı değil de pasif savunma ürünleri ürettiğimiz için devletimizi, vatanımızı, halkımızı korumaya çalışıyoruz. Yıllar önce bu frekansların sağlıkta ve insan bedeninde ne gibi etkileri olduğunu keşfettik. Zaten bunu insanlar yüzlerce yıl önce keşfetmişler ama biz farkında değilmişiz. Biz de bir yerden başladık ve bu araştırmalarımız bize gösterdi ki aslında hepimiz de bir frekansız, hepimiz bir frekans yayıyoruz evrene. Hatta işte bir arkadaşımızın yüzü asık olduğunda bunu anlayabiliyoruz. Hatta bakışından bile genel durumunu anlayabiliyoruz. Birisi kızgınsa ya şimdi buna bulaşmayalım diye anlayabiliyoruz. Bunu da aslında frekanslarla yapıyoruz. Çünkü bizim de sensörlerimiz var, algılayıcı organlarımız var. Gözlerimiz, burnumuz, kulağımız, duyduklarımız. Ki burası Güzel Sanatlar Okulu olduğu için zaten kimimiz müzikle aşina, kimisi görsel sanatlarla, kimisi tiyatroyla. Yaptığınız her şey aslında bizim duyularımıza yönelik faaliyetler içeriyor. İçinizde müzik okuyan kaç kişi var acaba? Bir kişi mi? İki. Yavaş yavaş çıkıyor. Yok, çok soru sormayacağım. Rahat kaldırabilirsiniz. Müzik tabii bizim 20 ile 20 bin hertz arasında duyabildiğimiz bir frekans aralığı. Bunun dışında da frekanslar var ama biz duymuyoruz, farkında değiliz. Hatta gözümüzde 10 bin farklı mevcut frekans grubundan 4 tanesini görebiliyor. 4 ile 7 bandı arasını görebiliyor. 3'ü göremiyoruz, 999'u göremiyoruz. Yani aslında göremediğimiz 9996 frekans grubu var, gözümüz göremiyor. Tabii etrafımızda ne olup bittiğini ancak bu 4 frekans grubuyla görüyoruz. Duyuları göremiyoruz. Bir insanın sinirli olup olmadığını gözümüzle göremiyoruz. Ya da Allah göstermesin kemiğimiz kırıldı, gidiyoruz röntgen ışınına tabi tutarak o kemiğin kırık olup olmadığını anlayabiliyoruz. Ya da vücudumuzda bir MR cihazına ihtiyaç duyuyoruz ki içimizde ne olmuş, hücrelerin durumu ne, bozulma var mı diye. Sesler de bize tabii aşina. Radyo dalgaları da frekanslarla iletiliyor. Şu an bu sesleri de işte bir alıcı sensör kabloyla mikrofon bir hoparlöre bağlı. Bu hoparlörde titreşerek siz beni daha rahat duyuyorsunuz. Mesafelere gerek kalmadan işte radyo bulunmasıyla ki Tesla bunun ilk öncüsü frekansları aktarabilmişiz kablo ihtiyacı olmadan. Bu da frekansların dünyasını açmış bize. Hepimiz Newton'u tanırız, en azından ismini biliriz. Newton fiziği bizim genel bilgilerimizi içerir ve işte çekim kuvveti, toplama çıkarma ya da maddelerin birbiriyle ilişkilerini bize sunuyor idi. Ve o tarihlerde atom keşfedildi ve atomun daha küçük partiküllerden meydana geldiği bulundu. Yani atom altı parçaları. Ve buna kimisi metafizik dedi, ya bunlar nasıl hareket ediyor, nasıl birbiriyle ilişki haline geçebiliyor. Hatta güneş bizi aydınlatıyor fotonlarıyla, bu nasıl oluyor, bu bir madde mi yoksa bir dalga mı diye.
Anladık ki her ikisi de doğruymuş. Yani güneş ışınları bize aydınlığını hem frekans yoluyla hem de madde olarak iletiyor. Onun da bir hızı var. Ve bu iş gitgide daha gizemli hale geldi insanlık için. Şu anda 300'den fazla atom altı parçası bulundu. Bilim bununla ilgili kuramlar geliştiriyor. Ve biz düşüncelerimizle bile birçok şeyi titreştirebiliyoruz. Bunları anlatacağım size. Tekrar hoş geldiniz. Sorularınız var mı en başta? Yok. Ne güzel. Yaklaşık bilim tabii bizim için çok önemli. Bilim de bilgileriyle bizi aydınlatıyor ve biz bilimi bilgilerle özdeşleştirip bir değere varabiliyoruz. Bundan binlerce yıl önce bilim, hatta milattan önce diyelim, 1000 yılda bilim ikiye katlanabiliyordu. Yani bilgi birikimi 1000 yılda bir ikiye katlanıyordu. Milada geldiğimizde bu yüzlerce yıla indi. Yani 100 yılda bir bilgi ikiye katlanır hale geldi. 1950'lerde 50 yıla kadar düştü. Şu an 72 saatte bir bilim ikiye katlanıyor, bilgi ikiye katlanıyor. Çünkü bilgi çok kolay yayılıyor. Önceden işte kütüphaneye gidecektiniz, kart kimlik çıkartacaktınız. Bundan 1000 yıl önce kütüphane sayısı da azdı. İnsanlarda bilgi de yoktu ama şu an 72 saatte bir bilgi kendini ikiye katlıyor. Hepimizin telefonları buna yardımcı oluyor. Paracelsus modern bilimin kurucusu. Çok önemli bir açıklaması olmuş. Ruh üstattır, hayal gücü alet, vücutsa şekil değiştiren bir malzemedir demiş. Çok enteresan. O tarihlerde böyle bir açıklama yapmak önemli. Nikola Tesla da eğer evrenin sırrını anlamak istiyorsak enerji, frekans ve titreşimlere bakmamız lazım demiş. Ve bu konuda çok patentli ve patentsiz çok teknoloji geliştirmiş. Bunların bir kısmını ben değinmek istiyorum. 300 kadar icadı var bu kişinin ve geliştirdiği teknolojilerin belki şu an %5'ini kullanıyoruz. Cep telefonu gibi, radyo sinyallerinin aktarılması gibi. Onun dışındaki teknolojilerinin kullanılmasına ne yazık ki müsaade etmemişler. Kablosuz elektriğin aktarılması gibi ki bunu yapmış. Aslında uçakların motora ihtiyacı yok. Arabaların elektrik motoruna bile ihtiyacı yok. Yani aslında enerji her yerde. Bunu kontrol edebilirsek titreşimlerle, frekanslarla o zaman çok daha güzel, daha temiz, karbon salınımı olmayan ve daha problemi az olan sistemler uygulanabilecek. Mesela kendisi Tesla bobinini yapmış. Amacı şehirleri kablosuz olarak elektriği sağlayabilmekti. Bu şu anda uygulanamıyor. Buna izin verilmemiş. Büyüteç verici. Bu da kablosuz şekilde elektriği bir başka aktarım sistemi. Kendisi 60 kilometreden daha uzun bir menzile binlerce ampulü yakacak elektriği transfer edebilmiş. Bunu şu anda 5 yıl kadar önce Harvard Üniversitesi, bütün bir üniversite bir araya geldi ve dedi ki ya biz de bu Tesla'nın 100 yıl önce yaptığı şeyi hadi bir yapalım, yapmaya çalışalım. Ne yazık ki 50 santim aktarabildiler elektriği. 50 santim kablosuz aktarabildiler ve birkaç ledi yakabildik. Yani 100 yıl önceki beyin ne yazık ki heba oldu ve onu takip edemedik. Tesla'nın türbini var ayrıca. Bu da kendi piston türbinini geliştirmiş. Kendi röntgen cihazını geliştirmiş. Radyoyu geliştirmiş. Aslında Marconi diye geçer ama aslında Tesla bunu geliştirip bulmuştur ama patentini almamıştır. O yüzden daha sonra Marconi radyoyu tescillemiş. Ve kıtalar arası ilk radyo sinyalini de kendisi aktarmıştır. Neon lambaları da hani biz severiz neon lambalar. Caddeleri güzel aydınlatır, farklı bir frekans verir, bir enerji verir bize. Onu da kendisi bulmuş, geliştirmiş. Niagara Şelalesi'nden ilk elektrik üretimi yapan santrali kendisi kurmuş zaten. İndüksiyon motoruyla da şu anda aklımıza gelen her türlü
fırçasız motoru, yani manyetik alanla dönen motoru, işte süpürgeler, saç kurutma makineleri, aklınıza ne geliyorsa hepsi Tesla'nın icatları sayesinde hayatımızda var. Teleautomation sistemi de uzaktan kumanda. Şu an işte biz ilk uzaktan kumandalı televizyon evimize geldiği zaman, ben size göre biraz daha herhalde yaşlıyım, çok memnun olmuştum ya, çünkü sürekli kalk televizyon kanalı değiştir, tekrar otur, hatta kumanda geldiği zaman da kumanda kavgaları çıkmıştı bizde. Yani bu kumandaları geliştiren, frekansı aktaran, alıcı ve verici sensörler yardımıyla faaliyete geçiren kişi gene Tesla. Alternatif akım da şu anda bu konuda tabii Edison'un da çalışmaları var. Dünya demiş ki Tesla'ya, sen elektriği kablosuz aktarabiliyorsun. Bu bizim için bir tehlike. Çünkü elektriği kontrol edemediğiniz zaman bu elektriği satamazsınız. Bu elektriği kontrol edemezseniz insanlar, herkes ışığını açacak. Kimse karanlıkta kalmayacak. Mum satışları kalkacak. O zaman gel Edison, biz seninle anlaşalım. Sen bunu bir şalter ve düğmeyle kontrol edebilecek sistemi dünyaya uygulatalım diye Tesla'ya dur demişler. Ve bir otel odasında Amerikan istihbaratının kontrolünde ölene kadar yaşatmışlar. Ama teşekkür ederiz kendisine. Şu anda bilgi her yerde. Bunu anlayacaksınız zamanla. Belki kendisi de duyuyor olabilir. Çünkü bir sonraki kişi bu konularda icatları olan Albert Einstein. O da zamanın göründüğü gibi olmadığını, sadece tek bir yöne doğru akmadığını dile getirmiş. Geçmişle geleceğin aynı anda gerçekleştiğini söylemiş. Bununla ilgili kuramları var ama ömrü yetmedi ve son projesi de ölmeden önce çalıştığı birleştirilmiş alan teorisi, yani bağlantısallık matematiği. Bu projeyi gerçekleştirmek üzere son 15 yılını buna adıyor. Ama bir hastalığa yakalanıyor ve diyor ki ben tedavi olmayacağım. Eğer zaten bunu açıklamam gerekiyorsa açıklarım. Eğer hayatım bunu açıklamaya müsaade etmeyecekse de ben tedavi olmak istemiyorum diyor ve ölüyor. Bağlantısallık, bu çok önemli çünkü evrendeki, dünyadaki her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu yönünde bir çalışma. Bunu ilerleyen dakikalarda size anlatacağım. Çünkü biz canlılar en basit, en temel DNA'larımız vasıtasıyla iletişim halindeyiz. Mesela mutlaka vardır. Sevdiğiniz bir kişi sizi düşünür, telefon çalar, aa o arıyor dersiniz. Anneniz, babanız, kardeşinizle böyle durumlarınız vardır. Bu aslında kuantum evreninde ya da kuantum fiziğinde ya da kuantum mekaniğinde bir iletişim yöntemidir. Şimdi biz sesimizi 300 metre saniyede iletimle duyabiliyoruz. Işık da bize 300 bin kilometre saniyede iletiliyor. Peki düşüncemiz nasıl iletiliyor? Düşüncenin de hızı ölçülmüş. Bu da 2.8 milyon kilometre saniyede. Yani siz bir arkadaşınızı düşündüğünüzde ya da anneniz sizi düşündüğünde saniyenin işte herhalde binde biri mi oluyor? 10 binde biri mi? Matematiği iyi olanlar hesap edebilirler. O kadar kısa sürede size bu uyarılma bilgisi geliyor. Ve biz aynı DNA'ya sahip kimler varsa akraba olarak, ki annemizin DNA'sını da taşıyoruz hepimiz. Anne babamızın haricinde her hücrede iki DNA'mız var. Ben bunları tabii okuyarak öğrendim. Ben doktor değilim. Araştırmacıyım. Muhtemelen son nefesimize kadar araştırmaya devam edeceğiz. Çünkü araştırmaya değer çok konu var. Ve bu dünyaya da hepimizin gelme amacı var. Yani biz geldik, hadi yiyelim, içelim, eğlenelim. Bir günde ölür gideriz diye baktığımız bir dünyada değiliz. Çünkü hepimiz gerçekten birbirimize bağlıyız. Hatta madde ile de bağlarımız var. Başka canlılara karşı da bağlarımız var. Yani bir kurbanın da yaşam hakkı var. Bir köpeğin de aynı şekilde yaşam hakkı var. Çünkü o da bu dünyada bir denge. Bir kelebeğin kanadındaki rüzgar bir başka kıtadaki bir şeyi değiştirmeye yetebiliyor. Bunların hepsi birbiriyle aslında bağlantılı ve Einstein bu konuyu bilimsel olarak çözemedi. Ama aslında çözen insanlar var. Kısmi olarak da bazı açıklamaları mevcut. Burada tekrar işte bir kanama, kalp damarlarında sıkıntısı olduğu için 76 yaşında Princeton Hastanesi'nde hayatını kaybediyor. Ameliyat olmayı reddettiğiyle ilgili bilgiler var.
Bu sunuya da isteyenler daha sonra bize ulaşarak ya da hocamız vasıtasıyla alabilirler. Çünkü bilgi ne kadar kişiye yayılırsa o kadar yeni ufuklar açar. Çünkü yenilik her zaman iyidir ve biz gördüğümüz şeyler bile işte dedik %1 bile değil gördüklerimiz, duyduklarımız da aynı şekilde. Tad aldığımız duygular da dilimizle çok kısıtlıdır. Cildimiz de bize ısıları anlatabilir ama -500 dereceyi, -200 dereceyi anlayamayız cildimizle. Ancak belli ısı aralıklarını algılayabiliriz. Bir de tabii beş duyu dışında bir hissiyatlarımızla ilgili organlarımız da var. Ne yazık ki bunları da tabii çok kullanmadığımız için köreltmişiz. Ama var, her çocuk dünyaya geldiğinde, her bebek aslında bu sensörleri açık doğuyor. Ama biz onlara diyoruz ki bak su böyle içilir, yemek böyle yenir, insanlar böyle sevilir, bu böyle yapmak zorundasın dediğimiz sürece bu tür bilgi ve yetilerini insanlar kullanmadıkça kaybediyorlar. Ne gibi mesela? İşte epifiz bezimiz. Hepimiz işte duymuşuzdur. Altıncı his derler. Üçüncü çakra derler. Alnımızda bulunur iki gözün arasında. Aslında tam burada değil, çok arkada ama işte hiza olarak orayı gösterirler. Bu da bizim hissiyatlarımızla ilgilidir. Yani bir kişiye baktığımızda yeni tanıştığımız birisine bu iyi bir insan mı, kötü bir insan mı bize bir bilgi verir. Ama tabii biz görmek istemezsek, hissiyatlarımızı köreltmeyi seçtiysek ya da bazı maddeleri hani diyorlar ya işte florürlü diş macunlarının bu gibi organları körelttiğine yönelik bilgiler doğrudur. Başka maddeler de var ama bunları açmak da bizim elimizde. Aslında bizler ruhsal zaten özelliklerimiz var ama buraya fiziki de deneyimler yaşamaya geldiğimizi düşünüyorum ben. Tabii farklı bakış açıları da olabilir. Şimdi gelelim bazı evrensel bilgilere. Birinci şekil aslında bir göz gibi görünüyor ama aslında o bir evrenin bizim gözlemleyebildiğimiz bir çapını ifade ediyor. O da ışığın hızından bahsetmiştik. 300 bin kilometre saniyede. Bunu yıla çevirip 93 milyarla çarptığınız zaman bu da bizim gözlemleyebildiğimiz. Yani belki yarın bu 96 milyar ışık yılına çıkacak. Çünkü insanoğlu bu kadar yeri gözlemleyebiliyor. Yani bu daha da büyüyor açıkçası. Tabii biz bunları sadece teleskoplarla, merceklerle değil, bunları da kuantum alanında çalışan, atom altı parçalarıyla çalışan elektron mikroskoplarla, teleskoplarla çok affedersiniz, görebiliyoruz. Ve gördüğümüz de zaten aslında bir zaman makinesi. Yani biz 93 milyar yıl önceki bilgiyi görebiliyoruz. Çünkü ışığın hızından dolayı aslında biz geçmişi görüyoruz. Güneşe bile baktığımız zaman ya da aya baktığımız zaman 10 dakika önceki halini görebiliyoruz. Çünkü o bilgi 10 dakika önce oradan çıktı geliyor bize. İkinci bilgi, biz tabii bir Samanyolu galaksisindeyiz. Milky Way diyorlar. Bunu da işte Yunan tanrılarının yaşadığı bir olaydan dolayı anlatılmış. İşte süt fışkırmış. Orada Milky, sütün uzaya dağılması ile ilgili şeylerden bahsederler. Bu bizim Samanyolu galaksimiz. Burada ne kadar galaksi olabilir? Samanyolu galaksisi gibi. Yaklaşık 2 trilyon galaksiden bahsediliyor. 2 trilyon galaksi keşfedebilmiş insanoğlu. Samanyolu galaksisi gibi. Ve Samanyolu galaksisinde de 200 ile 400 milyar yıldız var. Yani güneş. Biz hani güneşi çok büyük görüyoruz ya. 200 ile 400 milyar güneşten oluşuyor bizim Samanyolu galaksimiz. O yüzden biz aslında çok böbürleniriz, çok şey bildiğimizi zannederiz. Biz hiçiz aslında. Ama hepimiz de birbirimizle bağlantılıyız. Evrenle de bağlantılıyız. Burada tabii bizim bazı duyu organlarımız var ki beyin. Ben bu konuda İsmail Hakkı Aydın'la da çalışırım. Profesörümüz bu konuda gerçekten dünya genelinde tanınmış bir kişidir. Ondan aldığım bazı bilgileri de ben paylaşarak anlatacağım size. Beynin kapasitesi 2,5 milyon gigabyte derdi bana. Şimdi diyor ki hayır, sınırı yok. Beynin kapasitesi yok. Ya bu ne demek? Muazzam bir şey aslında. Ve beyni diyor dinlendirmek diye bir şey yok. Çalışırken diyor siz onu dinlendirirsiniz. Çalışmazsanız beyni öldürürsünüz diyor. Kendisi de az uyuyan bir insan. Hatta rüyalarında bazı formülleri, bazı yeni teknikleri keşfeden bir kişi. Ben yakinen tanıyorum.
Yani beynin sınırsız olduğunu, beynin kapasitesi yok. Bütün evreni alabilecek kabiliyeti var beynin. Ve içerisinde 100 milyar nöron var. Nöron aslında hepsi birer filozof, düşünen hücreler demek. Ve bunları da birbirine bağlayan bağlantı hücreleri var. Mesela Einstein'ın beyninde demişler, inceleyelim, yaklaşık nöron sayıları aynı çıkmış standart. Ama bunları bağlayan bağlantı hücreleri, yani enerjiyi, bilgiyi, frekansı birbirlerine aktaran duyuları, düşünceleri geliştiren şeylerin çok daha fazla olduğunu bulmuşlar. 1 milimetre küp beyin dokusu, 1 milimetre küp, 1 milimetreyi herhalde cetvellerimizde görmüşüzdür. Çok küçük, yani 1 santimin onda biri kadar bir ölçüde. Yaklaşık 4 şeritli 4 kilometre otoban gidip gelecek kadar 200 milyar nöron bağlantı hücresi bulunuyor. 1 milimetre küp beynin dokusunda. Dolayısıyla mesela biz karar verirken bu milyarlarca nöronu harekete geçiriyoruz. Bir karar, bir düşünce. Şöyle mi yapalım, bunu mu içelim, hadi Starbucks'ta mı bir kahve içelim, arkadaşla mı görüşelim, hadi spora mı gidelim, böyle mi, hangi derse çalışalım gibi bilgilerin hepsi bizim bu bağlantı hücrelerimizle gerçekleşiyor. Ve biz aslında zihnimizle varız. Çünkü bizim işlemcimiz zihnimiz. Yani sizin bilgisayarınız, donanımınız olabilir ama işlemciniz olamazsa, yani zihniniz olamazsa siz hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü zihin bunları görüyor. Mesela ben şimdi sizi gördüğümü düşünüyorum. Aslında görmüyorum. Sizin ışık dalgalarınız benim gözümün arkasındaki bir sinir bölümünde. Elektriksel olarak beynime giden bir hologramı görüyor. Aslında ben sizi görmüyorum. Siz de beni görmüyorsunuz. Bunu zihin diyor ki evet şu anda burada böyle bir durum var. Aslında görmek yok. Hologramı beyin oluşturuyor. Holografik bir dünyada yaşıyoruz. Evrende yaşıyoruz. Burada da anlatmışım ayrıca. Hücre ve DNA. Mesela o zaman biz hücrelerden oluşuyoruz. Yaklaşık ne kadar hücremiz var? Bu da muazzam. Rakamlar deli gibi. Yani insan aklı almakta ilk önce zorlanıyor. Ben zorlanmıştım. Bunları tek tek not alıp üstüne çalıştığımda dedim ki biz muazzam makinalarız, muazzam yaratıklarız. En küçük varlık da aynı şekilde. Biz çok kompleks bir varlığız. Dünyadaki en gelişmiş biyolojik varlıklarız. Ve kendinizi hiç hafife almayın. Çünkü her hücremizde 70 milivolt elektrik var. Yani elektrikle uğraşanlar daha iyi anlar ama hani milivolt, voltun işte binde biri, 70 milivolt. Ve her hücremizde var. Yaklaşık da hepimizde 70 ile 100 trilyon hücre var. Yani 70 ile 100 trilyon arası hücre var. Bunu 70 milivoltla çarptığımız zaman çok büyük bir enerji aslında. Yani biz bunu kontrol edebilirsek, aslında dünyayı parçalayabilecek bir enerjimiz var. O yüzden öfkenize sahip çıkın. Mesela zor anlarda insanlar mesela arabayı kaldırabildiğine dair bilgiler var. Çok odaklandığında, ani durumlarda, acil durumlarda hiç yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyler yapabilirsiniz. Bunların hepsi bu tür frekans ve enerjilerden geliyor. Bu hücrelerimizin hepsinde de iki adet DNA'mız bulunuyor. Bir tanesi anne babamızın eşeyli üremesinden aldık. Yani anne babamız bir araya geldiler ve bunu biz hücremizin çekirdek DNA'sına aldık. Ve bütün hücrelerimizde anne babamızın DNA'sı bulunuyor. Ayrıca mitokondrimizde bir ikinci DNA da bizim annemizin DNA'sı. Aynen kopyala yapıştır annemizden aldığımız. Benim annem de onun annesinden aldı. Böyle baktığımız zaman aslında dünyadaki merkez ortaya çıkıyor. Yani Adem mi, Havva mı ya da kaç Havva vardı ya da kaç ırk olabilir ama bu konularda çalışmalar bir yere geliyor, duruyor. Çok açıklamıyorlar ama dolayısıyla hepimizde aslında birçok insanda aynı DNA bilgisi de var. Çok yakın bir zamanda da bizim işte karakterimiz, gözümüz, saç rengi, davranışsal konularımız da dahil olmak üzere ruhsal durumumuzda gen haritamızı keşfettiler. 22 bin genden oluşuyoruz. Başka bir şey yok. 23 bin değil. Yani bütün bu bilgilerimiz, müziği
sebep işte sanata karşı duruşumuz, fiziğe karşı ben yapamam dediğimiz şeyler aslında bizim genlerimizde zaten kayıtlı. Ama bunları değiştirmek elimizde, değiştirilebilir mi? Onlara geçeceğiz. Yani siz bir şeyi sevmiyorsunuzdur ama bir bakarsınız ki tam tersini yaptığınız durumlar olabilir. Bunlar değiştirilebiliyor. Kendi isteğinizle de dışarıdan gelen bilgilerle de. Bu volt hesabını bilmiyorum hiç düşündünüz mü? 7 milyar volta tekabül ediyor. 7 milyar volt enerjiden bahsediyoruz. Yani bunu kontrollü olarak düşündüğümüzde herhalde şehirleri aydınlatma problemimiz bile kalkar bir insanın enerjisinden. Çünkü bazılarımız daha yüksek enerjiye sahip, daha hani derler ya benim enerjim çok yüksek, onlar da belki 10 milyar volt. Ayrıca biz dedik yani 70-100 trilyon kadar hücreden oluşuyoruz. Her insanda da ayrıca bir o kadar da bakteri hücresi var. Yani biz bir de bakteriler taşıyoruz vücudumuzda. Onları da yatsımamak lazım. Bilim ve matematik. Bu da İsmail Hakkı Aydın'ın lafıdır. Bilim insanlığın ortak mirasıdır der. Bunu aktarmamız lazım. Çünkü hepimiz bu bilimi kullanıyoruz. 1000 yıl önce de, 1000 yıl sonra da bu bilgi aktarılacak. O yüzden biz bu mirasa sahip çıkmak zorundayız. Müzik, sanat ve matematik ise lisanımızdır, ortak lisanımızdır. Yani müzik hepimizde ortak lisan, bu bir dil gibi düşünün. Sanat da aynı şekilde. Yani bugün Beethoven'ı burada da dinleyen bir kişi haz alabildiği gibi Çin'de de aynı şekilde. Bu da bizim bir ortak lisanımızdır. Ama her bebek aynı dilde ağlıyor. Hatta bunu da yani çözmüşler, kelimelerle ifade edebilmişler. Bebeğin ne anlatmak istediğini, yani istiyorsa burada doğsun, istiyorsa Mars'ta doğsun bir bebek de aynı dili konuşuyor. Ağladığı ve güldüğü sesler aynı. Aslında bunlar da kayıtlı ama biz sonra yeni diller de öğreniyoruz. Gelelim suyun önemine. Şimdi yavaş yavaş parçaları birleştiriyoruz çünkü biz frekanslar aleminde bunu bize neler iletiyor? Su iletiyor. En iyi iletkenlerden birisi ki vücudumuz ortalama %70 sudan oluşuyor. En büyük enerjiyi aktaran organımız olan gözler %91 oranında su içeriyor. Yani filmlerde görürüz işte gözüyle bir yeri yakan ya da işte nazar aktaran dediğimiz yani negatif enerjinin aktarıldığı yerdir göz. Pozitifin de girdiği yerdir. Mesela biz kuantum frekanslarla çalışırken kör bir insana frekansla çalışamıyoruz. Çünkü enerji giriş noktası kapalı. O frekansları alamıyor. Bunlara daha sonra değinirim. Ayrıca gezegenimizin de %71'ini kaplıyor sular. Ve şu an vücudumuzdaki su ya da içtiğimiz su aslında milyarlarca yıl önce dünyada olan temel su. Biz yeniden su üretmiyoruz. Yani içtiğimiz su, barajlardan gelen su, gezegenimizde var olan su ya da bir dinozorun vücudundaki su. Tekrar o karışıyor evrene. O suyu biz içiyoruz. Yani H2O, 2 hidrojen, 1 oksijen molekülü canlıdan canlıya da değişiyor. Ve bu su yer altına girdiği zaman yer altındaki kayaçlar, yani bir altının yanından geçtiğinde o altının frekansını alıyor. Bir mineralin yanından geçtiğinde bu minerali alıyor, kendine katıyor. Ve biz de bunu içtiğimiz zaman, yani bu frekansları kendi içimize almış oluyoruz. Su bilgi taşır. Bununla ilgili bir deney size göstermek istiyorum. Bir Japon bilim insanı su ile ilgili araştırmalarında suyun frekansı, duyguyu ve düşünceyi iletip iletmediğiyle ilgili bir deney yapmış. Çok basit, evinizde deneyebilirsiniz. Hatta denemenizi de öneririm. 3 tane cam fanus ya da işte kavanoz alın. Aynı miktarda üçüne de pirinç koyun. Yaklaşık yarısına kadar da suyla doldurun. Buraya kadar her şey normal. 3 tane farklı görmediğimiz şeyin üzerine bir tanesine iyi, bir tanesine nötr ya da bir şey yazmanıza gerek yok. Bir tanesine de kötü deyin. Karıştırmamak için daha sonra. Ve sabah kalktığınızda kötü olana kötü şeyler söyleyin. İsterseniz küfür edebilirsiniz ya da sen kötüsün diyebilirsiniz. Nötr olana hiçbir şey söylemeyin.
İyi olana da sevgi sözleri, pozitif şeyler söyleyin ve bir ay boyunca bunu tekrarlayın. Bir ayın sonundaki karşılaşacağınız şey, pozitif şeyler söylediğiniz pirinç taneleri bozulmayacak. Hiçbir şey demediğiniz bölümdeki, kavanozdaki pirinçler biraz bozulacak. Ama kötü sözler söylediğiniz şeyin içi mantar, bakteri ve simsiyah halde bozulmuş olduğunu göreceksiniz. Bu çok basit bir deney ama aslında olayı anlamanız için yeterli. Bu söylediğiniz şeyleri daha sonra sadece düşüncelerinizle de yapabilirsiniz. Yani aynı şeyi bozulmadan önce kötü şeyler düşünerek oradaki pirinçler için, kötü, iyi olanlar için de güzel şeyler söyleyerek düşüncenizle tekrar edin. Buna yakın, bu kadar etkili olmayacak. Yani sesinizle giden frekanslar bu kadar etkili olmayacak ama düşüncenizle de aynı deneyin sonuçlarını alacaksınız. Dolayısıyla su bilgiyi tutan bir maddedir. Bununla ilgili birkaç insanların yaşadığı bir şey olmuş. Kısaca şöyle bir toplantı düşünün. Atom bombası ve nükleer savaşların konuşulduğu devlet başkanının, genelkurmay başkanının, bütün savaş argümanının orada olduğu bu gerçek bir yaşanmış bir olaydır. Kişiler o toplantıdan ayrılıyorlar ve hepsi zehirlenme belirtisiyle hastaneye kaldırılıyor. Bakıyorlar ki vücutlarında bir zehir yok. Ve en son o suyu araştırdıklarında konuştukları konuların o su tarafından kaydedildiğini, o suyun bu bilgileri onların hiç kalkmadan 1,5-2 gün boyunca o suyu içiyorlar çünkü. Ve yer altında yapılan bir toplantı bu. Bir ülkenin, düşünün ki işte bu Amerika ve Rusya arasında geçen bir savaşın, soğuk savaş döneminde yaşanmış bir olaydır. Ve bu suyun insanların işte atom bombası ve nükleer savaşları sürekli konuşup ölümleri konuştukları bir yerde bu bilgileri kaydediyor ve onu içen insanları da etkiliyor. O yüzden kadim öğretilerde, Anadolu'da su içerken işte bir güzel söz söylenir o suya, öyle içilir. Boşuna değil. Aslında atalarımız bazı şeyleri bilmişler ama bize tam aktaramamışlar. Gelelim bilinç haritasına. Nasıl bir şey yani bilinç ve harita? Aslında bu 20 yıllık bir çalışma. Bu çok değerli bir çalışma. Ben ilk gördüğümde biraz şaşırmıştım. Bu dünyadaki insanların duygusal, ilahisel, süreçsel ve dünyevi görüşlerine göre sıralandığı ve ayrıldığı bir aslında bir şema, bir tablo. Bu tabloda 17 farklı durum var. Hepimiz bu 17 durumdan birine giriyoruz. Ben de, siz de, hocam da, burada olmayan insanlar da. Bunların hepsi burada geçerli. Ve 9. durum, izin veren, yapılabilir, cesaret, nötr, 200, olumlama ve güç kazanması. Aslında bunların hepsi aynı olguları anlatıyor ve bu nötr bir olgu. Yani siz böyle bir insansanız aslında nötrdesiniz. Yani ne negatiftesiniz ne pozitiftesiniz. Ama yukarıya çıktıkça mesela imkan veren, ilham verici, merhametli, bilge, seven, bir olmak, bütün olmak ve kendi olmak. Gitgide sizin bilincinizin arttığını gösteriyor. Tam tersi yönde aşağı gittiğimizde de kayıtsız, intikamcı, reddeden, cezalandırıcı, kibirli, kınayan, kindar ve hor gören. Bunlar daha çok bizi negatifte olduğumuzu gösteren durumlar. Bu ilahi tanrı görüşü sütunuydu. Bunun hemen yanındaki dünyevi görüş. Bakın orada da en altta ne var? Zavallı. Bir üstünde şeytani, bir üstünde umutsuz. Trajik, korkunç, hayal kırıklığı yaşamak, düşmanca tavırlar göstermek ve talepkar. Bu da gene bizim dünyevi görüşümüzü ve göre negatifte olan durumlarımızdır. Bir yanında da seviyesel tanım. En altta ne var? Utanç. Yani içimizden birisi utanç duyuyorsa, ki olabilir, biz kimseyi kınamıyoruz, duygusal olarak da, dünyadaki enerjisel olarak da en düşük seviyede olduğumuzu gösterir. Bunu ne yapmamız lazım? Biraz artırdığımızda suçluluk, hissiz, keder, korku. Korku da negatif. Yani korkmayacağız hiçbir şeyden. Çünkü korkunun frekanslarını köpekler algılayabiliyor. Başka şeyler de algılayabilir. Korkan insanı köpek kovalıyor mesela.
Çünkü biz o frekansı yayıyoruz. Bunların ölçüm değerleri var. En yüksek ölçüm değeri, yani kalibre edilmiş bu frekansları anlamak için 700 ile 1000 en yüksekte olan. Bu seviyeye gelmiş şu ana kadar dünyada 12 kişi olmuş. Bu ölçümü yapan insanlar 20 yıl boyunca milyonlarca tarama yapmışlar. Ve bunları da ilerleyen zamanlarda, yani bugün değil, bunun da nasıl yapıldığını da size gösterebilirim. Duygusal ve süreçsel olarak da, yani aynı durum, aynı tabloyu, duygusal süreçsel olarak da baktığınızda ölçüm değeri 1000'den 600, 540, 500, 400, 350, en altta 20. Yani aslında biz bir varlıksak en düşük olabileceğimiz seviye 20. Eminim ki hepimiz en azından nötre yakın durumlara gelmişizdir. Gelmemiz gerekiyor. Bunu bilincinizle artırmanız mümkün. Çünkü biz pozitif insanlardan hep faydalanabiliriz. Pozitif insanlardan güzel şeyler görebiliriz. Negatif insanlardan daha çok negatif bize bulaşır. Daha da hatta kendimizi kötü hissederiz. Hatta deriz ki ya bu negatif, bununla bulunmayayım ya da görüşmek istemezsiniz. O yüzden de negatifle kim daha çok bir arada olur? Negatif. Çünkü onlar anlaşabilirler. Pozitifle daha çok pozitif geçinebilir. Tabii bu David Hawkins diye bir doktor yapmış bu çalışmayı. Kendisi rahmetli oldu. 1000 puana kadar ulaşmak, yani aslında evrende bütün olduğumuzu, evrenin de benimle aynı olduğunu anlama haline gelmek zor bir süreç. Ama mesela işte Hazreti İsa, Hazreti Muhammed, Buda, bunlar o seviyeye gelmiş kişiler. Ve bu seviyeniz ne kadar artarsa, bir sonraki açıklamada bakalım, burası da çok değerli bir bilgidir. 200'ün altında, yani negatifte olan insanları etkileyebilme, kurtarabilme, faydalı olabilme yeteneğini ortaya çıkartmış. Yani bir kişi 700 seviyesinde ise 70 milyon kişiyi kurtarabilir, etkileyebilir. 70 milyon insanın savaşmasını aşağıya düşürebilir, savaştırmaz, çatışmayı durdurabilir. Bu çok değerli. 600 seviyesinde bir kişi de 10 milyon insanı etkileyebiliyor. 500 seviyesi sevgi seviyesidir bu. Aslında hani sevgi yüksek bir frekanstır. Koşulsuz sevmek ve sevilmek birçok blokajınızı da kaldırır. Bu seviyeye erişirseniz de 750 bin kişiyi etkileyebilirsiniz. Hem bir lider olarak hem pozitif anlamda. Sizi seven kişilerin sayısıdır ayrıca yani bu şeyde. Ve o kadar nötr insanın birbirine zarar vermesini engellemiş olursunuz. Yanlarında bulunarak, konuşarak, konuşmasanız bile ondan etkilenirler. Şöyle bir bilgi vereyim. 19 Mayıs'ı yakında zaten kutladık. 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basan Atatürk'ü, Mustafa Kemal'i durdurmak isteyen İngilizler bir subayını görevlendiriyorlar. Yanında da Ermeni askerlerle ayın 16'sında, 16 Mayıs'ta Samsun'da hazır vaziyette. Çıkmadan bir gün önce de Bandırma vapuruna çıkıyorlar. Diyorlar ki buyurun hoş geldiniz, ben Mustafa Kemal'le görüşeceğim diyor İngiliz subay. Tamam diyorlar, sizi bekleme salonuna alalım. Daha sonra çağırıyorlar. Mustafa Kemal'i durdurmak ve öldürmek. Bu misyonu durdurmakla görevli bir İngiliz subayı anlatıyor bunu. Daha sonra İngiltere'de bu kişiyle bir araya gelen bir kişi hatıralarını yazıyor bu kişinin. O da bize aktarılıyor. Mustafa Kemal'i gördüğü anda gözlerinin ışık saçtığını görüyor, etkileniyor ve diyor ki emredersiniz komutanım, sizin emrinizdeyim diyor. Bir İngiliz subayı, Atatürk'ü, Mustafa Kemal'i engellemekle görevli olan kişi. Diyor ki tamam, yani yanındaki Ermeni askerleri hapse atıyorlar. Bu İngiliz subayını da Ankara'da bir hanımefendi subayın yanında hapise gönderiyorlar. Bu kişiyi daha sonra İngiltere'de İdamla yargılıyor. Tabii onlar savaşı kaybediyorlar. Vatana ihanetten bu İngiliz subayı yargılanıyor ve kendisini şöyle savunuyor. Biz diyor Mustafa Kemal'i ne ben durdurabildim, ne yedi düvel, hiçbir kimse durduramadı. Genelkurmay Başkanımız da durduramadı. Ben diyor ne yapabilirdim diyor ve serbest bırakılıyor. Yani Mustafa Kemal ilk gördüğünde bile insanları uzaktan etkileyebiliyordu o ışığıyla. Yani bu çok önemli bir bilgi. Çünkü siz de mesela yanlış bir şeyi yapmak isteyen bir tanıdığınızı ikna edebilirsiniz. Sizi gördüğünde bile yüzü gülebilir. Bunlar önemli şeyler. Ve bu sizin
frekansınız ve duygu durumunuzla, hangi duygu durumunda olmak istediğinizle ilgili. 300 seviyesindeki bir kişi bile, yani 200'ün az üzerinde 90 bin kişiyi etkilediğini gösteriyor. Ve şu ana kadar 12 kişi 700 ve üzerine çıkabilmiş. İşte bunların da isimlerini söyledim. En alt seviye utanç. Aslında ölüme çok yakın bir deneyim. Bu deneyimde hiç olmayın. Yani böyle bir şeye zaten gerek olmamalı. Herkes muazzam bir enerjiye sahip. Her şey gerçekten dünyada hepimize bol verilmiş durumda. O yüzden enerjinizi, düşüncenizi artırın. Cesaret, hakikat ve dürüstlük bile düşünün ki kritik, nötrdesiniz. Yani cesaretiniz var, nötrdesiniz. Dünyanın, gelelim bu konuda bir araştırma yapmışlar bu 20 yıl içerisinde. Dünyanın yüzde kaçı negatifte? %85'i çıkmış. Yani dünya nüfusunun %85'i nötrün altında. Çok enteresan değil mi? Ben de şaşırmıştım. Sadece %15'i bunun üzerine çıkabilmiş. Tabii bu çıkmak, yarın çıktık, öteki gün düşersek yani heba etmiş oluruz. Ya da bugün düşüyüz, yarın çıkabiliriz. Bu tamamen bizim durumumuzla ilgili, neyi seçtiğinizle ilgili. Pozitifi seçmek, sevmek, bunlar önemli şeyler. Sevgiyi yakaladıktan sonra da 500'den yukarı çıkmak için de çalışmanız gerekecek. Yani bir bütün olmak, işte Einstein'ın aradığı şeyi bulmak, keşfetmek biraz daha zor. Ama olabilir, içinizden çıkanlar olabilir. Bir kişi bile olursa ne mutlu ki ben buraya gelmişim. O yüzden emrinize amadeyim hepinizin, öncelikle öğrenciler olarak. Çünkü hepiniz bizim geleceğimizsiniz. Biz ne kadar iyi olursak o kadar ileriye gideriz. İnsanlık olarak, sadece ülke değil. O yüzden ben de, öğretmenleriniz, hepimiz size emrinizdeyiz. Bu gerçek bir bilgi. Ve %15'lik pozitif kısım %85'i dengeliyor, biliyor musunuz? O %15 olmasa dünya herhalde yarın muhtemel herkes birbirini öldürür. Savaşlarla yok eder, atom bombalarıyla. O %15'in dengesiyle gidiyor. Evcil hayvanlarla ilgili de yapmışlar. 225 ve 250 kalibrede çıkmış. Yani nötrden biraz daha iyiler. Aslında biraz pozitifteler. O yüzden kendimizi diğer o %85'ten daha mutlu hissedebiliyoruz onların yanında. Yani evcil hayvanlardan bahsediyorum. Çünkü onlar da dostumuz gerçekten. Ama tabii bunu insanlarla yapmak daha önemli. İnsan bilinci ve enerjisi nasıl artabiliyor? Biraz önce gördük. Düşüncelerini kontrol edersen hayatında kontrol edebilirsin. Eğer düşüncelerini kontrol edemezsen hayatında kontrol edemezsin. Negatiften arınmamız gerekiyor öncelikle. Negatif ne demek? Yani bize yük olan şeyler, neler varsa hayatımızda, düşünceler, duygular, insanlar, yemekler. Negatif yemekler bizi ne yapıyor? Toksik yemekler zehirliyor. Hatta hastaneye gidiyoruz. Ya diyoruz, bizim bir sıkıntımız var. Çünkü organlarımız diyor ki ne yaptın kardeşim sen? Yani niye böyle bir şey yedin, bana gönderdin? Çalışmıyor. Sistem diyor ki kapatıyorum ben. Olmuyor. İnsanlar, yiyecekler, toksik mekanlar, negatif mekanlar. Çünkü mekanlar da çok önemli. Bir gidiyorsun, içeride oksijen yok. Tabii ki de içebilirsiniz ama herkes sigara içiyor. İçeride temiz hava yok. Beslenemiyorsunuz. İçerideki insanların enerjisi kötü. Kimse birbirini dinlemiyor. Kirli bir mekan. Ne yapıyorsun? Enerjiniz düşer. O yüzden negatiften, toksinden arındırarak enerjimizi artırabiliriz. Bunun içinde duygular da var. Negatif duygularımızdan da arınırsak, bunun yöntemleri var. İsteyenler sorabilir. Sonrasında da zaten bazı bilgiler var. Peki pozitif enerjilerimizi nasıl artıracağız? O zaman bu negatif, toksik şeyleri pozitiflerle değiştireceğiz. Yani faydalı mekanlarda, faydalı insanlarla, pozitif yiyeceklerle, pozitif insanlarla, yüksek enerji ve duygularla yaşamaya çalışacağız. Böylece biz zaten bunu seçtiğimiz zaman emin olun etrafımız, isterseniz Einstein'ın o bağlantısallık deyin, pozitifi çekecek. Şimdi ben burada mikrofonu aldım elime, örnek veriyorum size, küfür etseydim, kötü şeyler söyleseydim herhalde %95'iniz diyecekti ki bu adam delirdi. Beni kale bile almayacaktınız ama %5 diyecekti ki ya adam da bak helal olsun filan.
ya da gelip karşıma dikleneceklerdi. Çünkü ben negatif şeyler dediğim zaman o %5'i titreştireceğim. Ama pozitif şeyler dediğimde, işte örnek veriyorum, bugün doğum günüm, evlendim, çocuk sahibi oldum. O %95 beni alkışlayacaktı. O zaman da o %5 diyecekti ki deli bu adam. Yani pozitif şeyler dediğiniz zaman ya da frekanslarını yaydığınızda o pozitif insanlar zaten titreşecek, sizi anlayacak. Ve yanınızda bir anda o pozitifler belirmeye başlayacak. Ama negatif şeyler yaptığınızda bir bakacaksınız ki arkadaş çevreniz ya da işte dostlarınız ya da kullandığınız eşyalar bile daha böyle vasat hale gelecek. Bu evrenin işte kimisi secret diyor, kimisi başka bir şey diyor. Aslında temeli bu. Çok basit haliyle. Mesela frekansı artırmak için bir çalışma, belki biraz canı sıkılanlar olmuştur, hızlı geçeceğim. Kendi hayatınızı gözden geçirip negatif durumlarınızı yazın. Kim size bir yanlış yaptı, üzdüyse onları da yazın. Ve onlarla aranızdaki bağı ruhsal olarak tamam ben affediyorum deyin. Çünkü hepimiz haksızlığa uğramış olabiliriz. Aynı şeyi haksızlık yaptığınız insanları da yazarak ve durumları yazarak ve üzerinden geçerek onlarla helalleşebilirsiniz. Karşınıza almanıza gerek yok ama düşüncenizde, zihninizde yapmanız bile sizin mevcut bazı blokajlarınızı kaldırmanızı, yaşadığınız o negatiflerden ayrılmanıza yetecek. Biz katı sıvı gaz madde ve antimaddenin bile aslında bilinen frekanslarını artık ölçebiliyoruz. Yani duygunun, düşüncenin frekansını ölçebiliyoruz matematiksel olarak. Anksiyetenin frekansını ölçebiliyoruz. Sevginin frekansını ölçebiliyoruz. Maddenin frekansını ölçebiliyoruz. İşte burada bir diyapozon var. Farklı maddelere vurarak o maddeler de evrende aynı eşit maddeleri titreştiriyor şu anda. Mesela bir göktaşı düşse oradaki bir maddeyi titreştirdiğimizi düşünelim. Eğer dünyada yoksa bir başka evrendeki bir madde ise o evrendeki o madde titreşmeye başlar. O yüzden siz de pozitif şeyler düşündüğünüzde emin olun işte o kadar kişiyi etkileyebilmesi oradan oluyor. O düşünceyle oluyor, o frekans yayılıyor. Yani vücudumuzun, ağacın, taşın, bulutun, havanın, düşüncenin, sevginin, her şeyin A vitamininde ya da bir çalgının da frekansı biliniyor artık. Peki dünyanın frekansı var mı? Var, değil mi? 1950'lerde ölçmüşler. Bunu da Schumann diye bir Alman bilim insanı ölçmüş. Dünyanın frekansını 7.83 olarak dünyanın titreşimini kaydetmişiz. Bu değişen bir bilgi. Şu anda 10'lara kadar çıkıyor. Ama çok uzun bir süre 8'leri geçmemiş. Çok yakın bir zamanda bu frekanslar artmaya ve dünyanın titreşimi artmaya başladı. Belli değişikliklerin geldiğine haberdir aslında bize. Dünyada diyor ki bir şeyler değişecek. Nasıl biz bir yerimiz ağrıdığında frekansımız değişiyorsa o bizi uyarıyor çünkü ya diyor ben burada bir sıkıntım var. Dünyada ya sıkıntı ya bir değişimin habercisi aslında. Bu rezonansıyla bunu bize veriyor. Şimdi gelelim sağlıklı bir insanın frekansı. Biz de bir frekanssak, biz de bir frekansla herhalde titreşim yayıyoruz. Sağlıklı bir insan 62 ile 78 MHz arasında titreşim yayıyor. Peki biz hastalandığımızda bu frekans ne olur? Düşmesi lazım ki düşüyor. Mesela ölüme yakın bir insanın frekansı 70'lerden 25 MHz'e düşüyor. Öldüğünüzde sıfır. Ölmüş bir insanın frekansı sıfırdır. Ama kanserli bir beden 42 MHz civarında bir frekans yayar. Dolayısıyla biz frekansımızı artırdığımızda kanseri durdurabilir miyiz? Evet, durdurabiliriz. Yani frekansımız düştüğü için hasta oluyoruz, doğru. Yani frekansımızı artırabilirsek o zaman hastalıklara da dur diyebilir miyiz? Doğru. Ya da frekansınız düştüğü için hasta oldunuz ya da hastalıktan dolayı da frekansınız, o da doğru. Dolayısıyla biz her şekilde frekansımızı, titreşimimizi artırmak zorundayız. Meditasyon. Bununla ilgili araştırmalarımda da çok şaşırmıştım. Meditasyonun da
insanlığı etkilediğini, önce bireyi sonra etrafını etkilediğini gördüm. Kendim de bazı çalışmalara katıldığımda birçoğunun doğru, bazılarının yanlış, bazılarının yani kötü bilgiler yayan insanlar da olduğunu gördüm. Hatta meditatif bazı videolarla karşılaşmış olabilirsiniz YouTube'da. Kimisi çok başarılı, kimisi hiç alakası bile yok. Sadece reklam amaçlı yapılmış yayınlar da olabiliyor. Ama meditasyonda biraz önce bahsettiğimiz insanın insanı etkilemesiyle ilgili, medite olmuş bir insan 100 kişiyi etkileyebiliyor. Yani bugün İstanbul nüfusunu işte 20 milyon alırsak, %1 meditasyon yapsa İstanbul'u gerçekten daha yaşanılır, daha huzurlu, daha keyifli bir yer haline getirebilir mi? Evet. Bu doğru. Çünkü bu 1970'lerden beri Amerika'da uygulanmış, bu çalışmalar yapılmış ve Amerika'nın ilk en büyük 4 şehrinde uygulanmış. 250 binden fazla kişi bu meditasyona katılmış ve demişler ki biz medite olup insanlığa faydalı şeyler olsun, negatif düşünceler ortadan kalksın diye ister dua edin, ister güzel şeyler düşünün. Zaten hani inanç yerleri de onun için değil midir? İşte insanlar camiye toplu halde gider, kiliseye, işte güzel şeyler diler. Amaç odur. Bu da doğru bir bilgi ama sonra kirletildi. İnsanlar oraya gittiğinde temiz değil. O ayrı bir şey ama doğru bir bilgi. Dolayısıyla medite olmuş insanlar aynı anda aynı şeyi dilediklerinde ben bir dileyebiliyorsam iki kişi çok daha fazla enerjiye sahip olabiliyor. Etkileşimi fazla oluyor. Ve bunu Amerika'da yaptıklarında diğer şehirlerde suç oranlarına bakmışlar. Çok artmasına rağmen o 4 şehirde %17'ye yakın suç oranı düşmüş. Bu suç ne? Ölüm, hırsızlık, dolandırıcılık, adam kaçırma ki bu bilgilere istatistik olarak rahat ulaşılabiliyor. Yani gizli bilgiler değil. Ve bunu daha sonra şehir sayısını 11 pilot bölgede daha yapmışlar. Aynı şekilde görmüşler. 48'e kadar da Amerika'da bu uygulanmış 1970 ile 90 arasında ve suç oranları yapılan yerlerde düşmüş istatistiki bilgiler. Şimdi aramızda müzik okuyanlar vardı. Notalarla ilgili hepimiz tabii notaları biliyoruz ama nereden geliyor bu isimler? Çok enteresan, ben de şaşırmıştım. Notalar aslında ilahidir, isimleri de ilahi. Yani do nereden geliyor? Dominus, yaradan demek. Re, rerum, mi, miraculum, mucize. Fa, familias planetarium, yani gezegenler. Sol, solis, güneş. La, lactea vita, samanyolu demek. Si de, siderea, yani gökler. Notalarımız bu demek aslında. Biz bunları dediğimiz zaman herhalde bizim varoluşumuzla ilgili, evrenle ilgili bazı şeyler içerdiğini herhalde düşünmüşsünüzdür. Sıradan bazı bilgiler değil. Müzik ve sesle tedavi. Duyguların dili müzik, insanlık var olduğundan beri hayatımızda var. Kimisi kendini iyi hissetmek için bunu dinliyor, kimisi frekansını artırmak için. Ve bu binlerce yıldır da terapi ve sağlıkta da kullanılmış. Osmanlı'da 6 tane hastane varmış müzikle tedavi yapan. Su sesiyle tedaviden musikiyle tedaviye. Bunlar uygulanmış ve başarılı olmuş. Dolayısıyla müziğin iyileştirici gücü, frekansları artırıcı gücü olduğu bulunmuş. Sufiler de bunu 870 ile 950'de Farabi, İbn-i Sina müziği şifada kullanmışlar. Solfej ölçüleri de 1988 yılında rakamlarla ifade edilen ses dalgalarına dönüştürülmüş. Yani solfejimizdeki bilgiler. Demişler ki bu hangi frekansta titreşiyor? Bunlarla ilgili bilgiler de var. Ve bu solfej frekansları diye geçer. Bunların da faydalı ve şifalı olduğu görülmüş. Yani müziğin hepimizde faydalı etkileri var. Ama notaların bir kısmı sonradan eklendiği için onlarla ilgili aynı bilgiler söylenmiyor. Ama ilk 6 nota bunlar muazzam faydalı ve bizim enerji bedenimizde de etkileriyle ilgili çalışmalar da yapmışlar bilimsel olarak. Hatta
Anti-Aging Medical News dergisinde 2006'da yayınlanmış bu makale. Frekansların kemik erimesi üzerinde pozitif etkileri var diyorlar. Başka bir çalışmada da solfej frekanslarının salyangoz ve bir dizi frekansa maruz bırakıldığında salyangozların bile daha iyi aktif hale geldiği, daha başarılı olduğu, daha bir vücutlarında daha iyi çıktılar olduğunu görmüşler. Bu durumda salyangozların bile beynin yaratıcı kapasitesini artırdığını göstermiş. Frekansların ona bile etkisi var. Bütün hayvanlara, bütün canlılara. 2018'de Japonya'da yapılan bir araştırma 528 Hz mi notasının frekansıdır. Endokrin sistemde stresi azalttığını, sevgi frekansını artırdığını rapor etmişler, çalışmışlar. Ses terapisinde frekanslar kullanılmaktadır. Solfej frekansları, burada biraz önce bahsetmiştim. Do 396 Hz'de bir titreşim. Bu farkındalıkla ilgili bir frekans. Suçluluğu ve korku duygularından arınmamızı sağlıyor. Psikolojik olarak daha mutlu hissettiriyor bizi bu frekans. Re 417. Bu da travmalarla, geçmişte yaşadığımız sıkıntılarla ilgili şifacı özellikleri var. Mi 528. Fa 639, Sol 741, La da 852. Zaten bu rakamları topladığınız zaman hepsi Tesla'nın 369'una uyar. Yani biz evrenin gizemini çözmek istiyorsak 369'a bakın diyor. Yani bu frekansların hepsi 3, 6 ve 9'la uyumludur. 3, 6, 9 ve katlarıdır. Şimdi beyin ve kalple ilgili bir çalışma yapılmış. Demişler ki ya bizim bedenimizde hangi organ ne kadar çok enerji tüketiyor, ne kadar çok enerji yayıyor? Görüşü olan var mı? Mesela vücutta en çok enerjiyi, frekansı hangi organ yayıyor olabilir? Söz almak isteyen var mı? Buyurun. Kalp. Kalp, büyük ihtimalle. Beyin. Başka? Beyin. Beyin. Güzel tahminler. Doğru gidiyoruz. Göz. Ciğer. Yok, ciğer tutmadı. Bağırsak olabilir mi? Bağırsak, o da çok enerji tüketiyor ama frekans çok düşük yayıyor. Şimdi ilk gelen bilgi doğru, kalp. Tebrik ederim. Kitabım olsaydı verirdim ama yazacağım yakında. O zaman sözüm olsun. Şimdi en çok frekansı yayan organımız kalp. İkinci beyin. Ve kalbin yaydığı frekans beynin yaydığı frekansın 5000 katı. Yani biz zihnimizde bir şey istediğimiz zaman bir birim isterken kalbimizden istediğimizde 5000 kat istemiş oluyoruz. Yani dileklerimizde de aynı şekilde, sevgimizde de aynı şekilde kalbimizden yaptığımız şeyler daha kalıcı, daha etkili ve daha uzun süreli oluyor. O yüzden kalpten yapın, kalpten isteyin der atalarımız. Doğrudur. O zamanlar bu ölçümler yoktu ama onlar da bir şeyleri biliyorlarmış demek ki. Elektriksel olarak da kalbin EKG'si ile beynin EEG'si arasında da epey bir gene fark var. 60 kat. Yani kalp gene önde. Bunu da Amerika'daki Kalp Derneği yapıyor. Ve görünce onlar da şaşırıyorlar. Bu kadar büyük bir fark nasıl olur diye. Ayrıca bir başka bilimsel çalışmada minnet, şükran ve sevgi duyma hissedenlerin hissetmeyenlere oranla bağışıklıklarının 300 bin kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Yani pozitifte olan bir kişinin bağışıklık sistemi negatifte olanın 300 bin kat daha fazla bağışıklığımız. Olur ya bazı insanlar mesela COVID olmaz, hasta olmaz. Bir bakarsınız bu çok pozitiftir, üretkendir. Az uyur, çok çalışır. Yani çalışan demir ışıldar kelimesi de oradan geliyor. O da doğrudur. Yani siz ne kadar pozitif üretken olursanız o kadar az hasta olursunuz. Bağışıklığınız çok güçlü olur. Düşünce ve DNA ile ilgili bir çalışma. Yani düşünce güzel bir şey. DNA da var vücudumuzda zaten. Ne alaka filan değil mi? İlişkileri var demek ki. Bir ilişki yaşıyor düşünce ile DNA. Ben de olabilir mi diyordum. İlk işte 15 yıl kadar önce öğrendiğimde şaşırdım. İnsanlara DNA'ları izole edilerek tüplerde veriliyor.
Ve araştırmacılara diyorlar ki sen şükran, minnet, sevgiyle ilgili şeyler düşün. Kendi DNA'larını veriyorlar. Ellerinde duruyor tüpün içinde. Bir bakıyorlar, ellerindeki tüpte sevgi düşündükleri zaman o DNA rahatlıyor, uzuyor. Öfke hissettiklerinde kendi DNA'sı ama vücudunda değil artık. Strese girip sıkışıyor, büzüşüyor, boyu kısalıyor DNA'nın. Enteresan. Dolayısıyla vücudumuzdakiler de aynı şekilde. Ama biz bunu neyle yaptık? Düşünceyle. Yani düşüncemizle. Daha sonra bunu uzaktan da denemişler. Demişler ki ya biz senin DNA'nı alalım. Ne kadar uzağa götürmüşler? Binlerce diyebiliyorum ama şu an okuyamıyorum. 500 kilometre. Yani kişinin DNA'sını vücudundan 500 kilometre öteye götürmüşler. Aynı deneyi orada da tekrar etmişler. Bir bakmışlar ki sonuçlar aynı. E demişler nasıl yani? Bu DNA'lar ya da düşünceler benim 500 kilometre ilerideki bir parçama nasıl gider? Gidiyor. Ya Einstein haklı ama açıklayamadı, adam öldü. Yani ömrü yetmedi. Ama gidiyor. Yani DNA'mızı değiştirebiliriz, uzaktan etkileyebiliriz. Peki bizde iki DNA vardı. Biri çekirdek anne babamızdan, biri de annemizin. Yani annen isterse seninle ilgili değişiklik yapabilir. Sen de onunla ilgili değişiklik yapabilirsin. Çok ani değişiklik yaptığında zaten anneniz irkilir. Seni düşündüm, ne oldu? Başına bir şey mi geldi? Bu işte. Ama bunu bilmiyorduk. İnsan oldu, çalışmış. Enayi bilim insanları, biz de öğreniyoruz. Boşuna uğraşmışlar ama öyle. Onlar olmasaydı biz burada olmazdık. Biz böyle koyun gibi, işte koyundan farklı, ki koyunları da küçümsememek lazım. Onlar da gerçekten muazzam yaratıklar. Farelerle etkileşimine bakmışlar. Bunu da Ruslar yapmış. Bir anne fareyle 6 yavru fareyi almışlar. Binlerce kilometre birbirlerinden uzak noktalara taşımışlar. Anne fareye stres yapıcı faktörleri gösterdiklerinde aynı salisede yavru farelerin de aynı tepkiyi verdiğini ölçmüşler. Ya da bir yavru farede yapılan etkinin anne farede aynı saniyede, aynı salisede, saniye çok geç bir şey, süreç burada. Çünkü düşünceler neredeyse 3 milyon kilometre saniye hızla gidiyor. Anne de irkilmiş. Çünkü aynı DNA'dan geliyorlar. Bitkilerle de yapmışlar. Ben burada şaşırmıştım. Bitki yani hani beyni falan da yok. Zihni yok. Öyle biliyoruz değil mi? Bir kişi sadece düşüncesiyle yanına oturduğu bir bitkinin, bu da pek bitkiye benzemiyor ama örnek de yok. O bitkinin dalını kopartmayı düşünüyor kişi. Bir bakıyorlar belli bir zaman içinde o bitki o dalını kurutmuş. Sadece düşünüyor kişi. Yani koparmıyor. Koparmaya yeltenmiyor. Sadece düşünüyor. Ve bu kişi daha sonra ülke değiştiriyor. Aynı cins başka bir bitkinin yanına oturuyor. Bu bir deney. Ve o bitki kendi bir dalını kurutuyor. Diyorlar ki nasıl olur bu? Çünkü aynı cins bitki, aynı DNA'ya sahip ve binlerce ötedeki kilometre uzaklıktaki bitkiye o kişiyle ilgili bilgi aktarıyor. Evren böyle. Ama işte öğreneceğiz. Bilmiyorduk. Bunu ağaçlar da yapıyorlar. Mesela büyük bir ormanda bir ağaç düşünün. Ölmeye yakın, beslenemiyor. Diğer ağaçlar onu mineral olarak besliyorlar. Ona besin taşıyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ölmeye yakın bir ağaç diyor ki ben ölüyorum. Bütün mineral ve maddesini diğer ağaçlara aktarıyor. Paylaşıyorlar. Hayvanlar da, bitkiler de mesela bir ağacı keserken onlar da ağlıyor. Onlar da frekans veriyorlar. Negatif frekans veriyorlar. Bunlar ölçülmüş. Enerji bedenimizle ilgili ve çakralarımızla ilgili de biraz konuşalım. Şimdi 1930'lara kadar biz fotoğraflama tekniklerimiz sınırlıydı. Ama birisi çıkmış Kirlian diye, gene bir Rus. Rusların bu konuda biraz aklı iyi çalışıyor. Çünkü kontrollü bilimin dışına çıkabiliyorlar. Kontrollü bilim bazen bize birçok bilgiyi edinmemizi engelleyebiliyor. Doğru bilgiyi. Çünkü
Tesla'yı nasıl kontrol ettilerse bu bilgileri de, hatta tarih bilgilerimizi de kontrol edebiliyorlar. Bizim doğru bildiğimiz tarih belki yanlış olabiliyor. Hepimizin bildiği bir sanatçı, çok ünlü bir sanatçı, ismini veremeyeceğim. Benim danışanımdı. Onunla bir dönem çalıştık. Konserlerinin üçte birini iptal ediyordu ağrılarından dolayı. Her bir iptalde de yüklü bir para ödüyordu. Dedi ki, hocam böyle bir durumum var, çözebilir misiniz? Dedim, tamam, bakarız dedim. Analizini yaptık ki, dedi ki, ben Amerika'da, İngiltere'de gitmediğim hastane, doktor yok. Türkiye'de de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bütün doktorları beni inceledi, çözemediler dedi. Ben analiz yaptığımda, cihazlarla yaptım bunu, gözümü kapatarak hadi bakayım neyim var değil, tamamen bilimsel cihazlarla, sinir sistemi beslenemiyor çıktı kişinin. Sinir sistemi beslenemiyor, siniri ve beyni beslenemiyor. Yiyor ama sindirim sistemi emmiyor. Ona bunu ne yazık ki doktorlar analiz edemiyorlar. Kişi inanamadı. Yani sadece finansal kaybından değil, mutlu değil. 3 yıldır dedi yüzümü gülen yoktu hocam dedi. Çok teşekkür etti bana. Şu anda ihtiyacımız yok, çalışmaya devam etmiyoruz ama dedim ki sen ne istedin de beni buldun. Ben dedi bir hafta önce dedi ki yaradanımdan artık Allah'ım ne olur beni bu dertten kurtar diye çok istedim dedi. Tamam dedi. Kişide biraz unutkanlık durumu vardı. Dedim ki ne yaptın da unutkan oldun? Bilmiyorum hocam dedi bana. Sonra dedi ki 7 yıl önce bir bağışıklık destekleyici hafıza ilacı tanıttım dedi. Bir kere çektik filmi, reklam filmini. Yok, yeniden çek. Olmadı. 3, 7, 8, 10 kere film çektik. İnandırıcılığım olmadığını söyledi dedi yönetmen. Ben de o kadar içten dedim ki, yani unutkanlığa çözüm. O andan itibaren unutkan olduğunu, beyninin böyle bir şeyi başlattığını, tetiklediğini fark etti. Yani, pardon? Çözüm ama işte ne istedi o anda? O kadar inanarak oynadı ki. Unutkan olduğunu oynadı aslında. O kadar o role girdi ki kendi de o şeyi yaşadı. Aynı kişi. Çok ünlü bir sanatçı. Milyonlarca takipçisi var. İşte düşünceler, duygular, zihninde yarattıkların, söylediklerin, ses frekansı çok etkilidir. Hatta bazı dillerin işte Arapçadır, Latincedir. Hani bazı tılsımları var derler. Doğrudur. Yani tılsıma gitmeyin. Onları araştırmak sizi yanlış yönlere götürebilir ama bildiğiniz dilde iyi şeyler dilemek bazı şeyleri pozitif yönde titreştirir. Bende kayıtlı sesler var. Onları dinlediğim zaman vücudumdaki bazı negatif olur. Hepimiz öfkeleniyoruz. Hepimiz yoruluyoruz. Ama bunları atamazsan o zaman olmuyor. Bunlardan kurtulmak için nasıl mesela örnek veriyorum. Biri kalp krizi geçirdi. Doktor kardiyografide bakıyor. İniş çıkışta diyor sen kalp krizi geçirmişsin. Bunu düzeltmemiz lazım. Oradaki grafide sinüs eğrisinde bir bozukluk oluyor. Senin de beyninin örnek veriyorum bir dalgada titreşmesi gerekirken bir bakıyorsun o titreşim farklılaşmış. Onu dengeleyici frekansları aldığında o şeyden kurtulmaya başlıyorsun. Ona rezonansa giriyorsun. Onunla etkiye, tepkiye giriyorsun. Doğal bir şey. Ama şimdi ses frekansı, şimdi hoparlörlerimizin kalitesi iyiyse iyi alırsın. Ama belki 20 bin hertz'i veremeyecek bu cihaz. Evet. Ama kulaklıklar daha başarılı. Ya da evinde daha iyi bir ses sistemi varsa meditatif ve dingin halde dinlediğinde daha etkili olur. İnsan bilinmeyene girmekten korkar. Bu korku zaten, ana korku budur. Bundan kurtulduğun zaman emin ol sana hiçbir şey olmayacak zaten. Sen zaten biliyorsun dünyada nasıl yaşanılıyor. Emin ol o yenilikler sana güzel şeyler de getirecek. Kaybetmekten değil kazanmak, ne kazanırım? Hep onu düşün. Evren sana zaten ya da çevren, eşin, dostun, akraban, annen, baban sana o güzellikleri verecek zaten. Korku, yani korku seni adım atmaktan imtina eder. Bir kişiye baktığında yüzünden ilk tanıdığında zaten diyorsun ki ya bu negatif biri, öfkeli ya da bir sıkıntısı var, kaçıyorsun. Mesela
enerjisi düşük, yani kötü bir insandan bahsetmiyorum, enerjisi düşük birisine köpek havlar. Korkana köpek havlar. Bazen mesela bakıyorum çöp toplayan kişilerde köpek ötekine havlamıyor, diğerine havlıyor. Çünkü onlar korkuyu görüyorlar ya da düşük frekansı görüyorlar. İstemiyorlar, kovmak istiyor köpek bile. Diyor ki dışarıda dur, istemiyorum seni. Rahatsız ediyorsun, bu bölge benim diyor. Yani onu frekansını algılayabiliyorsun. Cihazlarla direkt algılıyoruz, uzaktan da algılayabiliyoruz. Şimdi biz bir negatif durum yaşadık. Biz bunu, evet anladım, kabul ediyorum. Bu neden oldu, niye benim başıma geldi diye düşünmezsek ve bunu kabul etmezsek aynı şeyi bir daha yaşayacağız. Bunu çözene kadar evren aynı şeyi karşımıza çıkartacak. Şimdi Kirlian denilen bir Rus bilim insanı bir fotoğraflama yöntemi geliştiriyor ve bizim fotoğrafımızı ya da herhangi bir cismin fotoğrafını şeklinde bakıyor, ışımalar var. Diyor ki bu ışımalar nedir, yani ne olabilir diye. Mesela bir yaprağın fotoğrafını çekiyor. Üste sağdaki fotoğrafta yaprakta bir ışıma var. Daha sonra yaprağı kesiyor, yarısı yok, bir daha fotoğrafını çekiyor, aynı ışıma devam ediyor. Yani maddenin yarısı yok ama ışıma aynı şekilde devam ediyor. İnsan bedenini fotoğraflıyorlar, bir bakıyorlar insan bedeninde bazı yerlerde ışımalar var, bazı yerlerde siyah, yani ışımaların olmadığı yerleri görüyorlar. Diyorlar ki evet, bu kişinin o organlarında, o fonksiyonlarında bozukluk var, hastalık var. Bunları görebiliyorlar. Yani frekansı düşük noktaları ölçebiliyorlar. Ve bizim bedenimizde de belli enerji noktaları var. Enerji giriş çıkış noktaları. Bunları da insanlar çakra diyor. 7 tane çakramız, 7 bölgemiz var. Bu bölgeler bizim dışarıdan enerji gelen çıkan noktalarımız. Ve bu noktalara eş gelen organlarımız da bundan çok etkileniyor. Mesela boğaz çakrası, boğaz bölgesinde bizim tiroidimizi, konuşmamızı, iletişimimizi, dış dünya ile alışverişimizi kontrol eden bir bölge. Eğer bu düşerse iletişim zayıflıyor. Ya da konuşamıyorsun, ya da anlayamıyorsun, anlatamıyorsun başkasına. En altta kök çakramız bulunuyor. Bu dünya ile ya da işte bu dünyaya güvenle ilgili bir şey, sevgiyle ilgili biraz. Ama güvenmediğinde, topraklanamadığında ya da boşaltım organlarını da etkilediği için sindirim sisteminizin enerjisi, frekansı ve verimliliği düşebiliyor. Sakral çakra, göbek deliğimizin biraz altında, genital bölgelerimize eşdeğer gelen bir nokta. Bu da bizim cinsel organlarımız, doğurganlığımız, erkeklerde de sperm üretimi gibi ya da sindirimin alt kısımlarını gene ilgilendiriyor. Karın çakramız da daha ağırlıklı sindirim. Şeker metabolizması, karaciğer, pankreas bölgesini ilgilendirir. Kalp çakrası zaten en yüksek frekansı veren organımız. Kalp, sevgi tam merkezde ve kalp vücuttaki diğer organlarla da iletişimi sağlayan bir frekans yayıyor. Yani endokrin sistemimizi de etkiliyor kalp. Sindirim sistemimizle de direkt iletişimi var. Beyinle de direkt iletişimi var. Boğaz çakrasına bahsettik. Alın çakrası zaten işte hissiyatlarımız, üçüncü gözümüz derler. Bizim dış dünyayla hislerimizi kontrol eder. Taç çakra da tam tepemizde. Hatta Museviler de kafalarına takke takarlar ya da kazıtırlar. Onlar da öyle bir yöntem bulmuşlar. Yani evrenden gelen, uzaydan gelen enerjileri, bilgileri alabilmek için onlar da kullanmaya çalışıyor. Bunların da tabii bazen işte renkleri var ama mesela kök çakra kırmızı ama bir bakıyorsun sarı çıkabiliyor. Yani kişide frekans değişiklikleri, bozuklukları olabiliyor. Kirli anda da bunları bir bakıyorsun işte mesela bu renkli olan solda beyaz çıkmış. Hepsi beyaz. İstediğimiz bir durum değil. Ama ikinci de mesela kalp bölgesi yeşil. Biraz daha uyumlu. Tepede mor renk var. Taç çakrası daha dengeli bir durum. Üçüncüsü de sarı renk ağırlıklı çıkmış. Bu da sıkıntılı bir durum. Tabii bu basit bir fotoğraflama yöntemi. Bunun detaylı analizleri sonra yapılabiliyor. Kuantum uygulamalar. Şimdi biz bunu şifada ya da işte duygu durumumuzu analizde ya da değiştirmede nasıl kullanabiliyoruz?
Ben bir cihaz getirdim. Hocamızla da hatta daha sonra bir analizini yapacağız. İşte elinizi koyuyorsunuz. Size frekans veriyor. Radardaki gibi arkadaşımızın sorduğu. Ne kadar bilgi geri geliyorsa diyor ki evet bu kişinin vitamini düşük, bu kişinin anksiyetesi yüksek ya da kemiği sağlam değil ya da beyin fonksiyonları düşmüş gibi analizleri bir dakika içinde yapabiliyor. Yani işte bugün hastaneye gitseniz full check-up'ta bile çıkmayacak bilgiler bir dakika sürüyor. Hatta daha bile kısa. Bunlar kablolu uygulamalar. Yani siz elektrot bağlayarak ya da elinizi koyarak yani illa ya, o cihazın yanına gelerek yapacağımız çalışmalar varken kablosuz uygulamalarımız da var. Yani kişi kabloya bağımlı değil. Uzak bir mesafede ne kadar? Sınırı yok. Yani Amerika'da danışanımız var. Yüzünü hiç görmedim. Hatta burada da var bir arkadaşımız. Buradan mezun olmuşsunuz değil mi? Dolayısıyla bir mesafe olmadan kişinin analizini yapabiliyoruz. Kablosuz cihazlarla. Burada kuantum yani atom altı parçalarına bir frekans veriliyor. A vitamininin frekansı bizde kayıtlı. Milyonlarca frekanstan biri. Bunu uçak gemisine gönderdiğimiz gibi kişiye gönderiyoruz. Saniyede 3 milyon kilometre hızla gidip geliyor cihaza. Cihaz diyor ki bu kişinin A vitamini düşük ya da şu seviyede. Bunu görebiliyoruz. Anksiyetesini görebiliyoruz. Midesinin fonksiyonunu görebiliyoruz uzaktan. Ve bunu cihazlar yapıyor. Yani bilim şu anda buraya geldi. Tabii bu yakın bir zamanda belki 5 yıl, belki 10 yıl, belki 30 yıl hastane kavramının değişeceği anlamına da geliyor. Çünkü hastaneye gidiyorsunuz, hastane virüsü kapıyorsunuz. Ölümlerin dördüncü en büyük nedeni yanlış tedavi. Amerika'da da, Türkiye'de de. En çok kalp dolaşım rahatsızlıkları, kalp krizi, kanser, o bu. Dördüncü seviyede doktor hatası. Çünkü doktor, ben de hata yapabilirim. Ama frekanslar hata yapmıyor analiz ederken. Çünkü neyse onu gösteriyor. Hatta kablosuz uygulamaları kullanan iki firma ismi söyleyeyim. İkisi de gerçek. Google ve Coca-Cola. Amerika'da merkezde bunları kullanıyorlar. Ne için? Şimdi güzel soru. Ne için kullanıyorlar? Ne işiniz var kardeşim değil mi? Daha biz anlamadık adamlar neyi kullanıyorlar. Neyi kullanıyorlar? Şirket içindeki verimliliği ölçüyorlar. Bir yıl sonraki hedeflerini ne kadar başarılı olabileceğini ölçüyorlar. Muhasebe bölümünün başarı oranını ölçebiliyorlar. Çok enteresan değil mi? Ama yapıyorlar. Ve buna da iyi para harcıyorlar. Biz de buna yakın çalışmalar yapıyoruz. Şirketlerle, ailelerle, organizasyonlarla. Biz de onların ölçümünü yapabiliyoruz. Mekanların, hayvanların, hatta bitkilerin frekanslarını ölçebiliyoruz. Onların duygu durumunu görebiliyoruz. Faydalı anlamda frekanslar verebiliyoruz. Bazen diyorlar ki ya hocam şuna da bir negatif frekans olabilir mi? Bizde yok öyle bir şey. Ama işte neşter doktorun elinde can verirken katilin elinde de hayatını alabiliyor. İsterseniz şu bile bir can alabilir. Kötü bir kişinin elinde. Bir bardak bile. Ama biz faydayla uğraşıyoruz. Hep faydalı şeyler. Çünkü o %15'te olmamız gerekiyor. %85'i ayakta tutmak için. Yoksa bu dünyanın geleceği olmaz. Şimdi kablolu kablosuz uygulamalar. Şimdi mesela burada tam net göremiyor olabilirsiniz. Sol altta 3 tane program var. Birinci analiz amino asit ve eser elementler. Bu bir kişinin uzaktan analizindeki vitamin ve mineral değerlerinin analiz raporudur. İkincisi beslenme programları. Yani bir vücuttaki fonksiyonların hangisi az besleniyor, hangisi eksik besleniyor onu çıkartıyor cihaz uzaktan. Üçüncüsü de Schuster tuzları. Vücudumuzdaki 27 tane tuz grubunu analiz ediyor. Hatta hangi değerli taşa ihtiyacınız var onu analiz ediyor. Sağda da bilinç ve bilinçaltınızda sizi bloke eden konuları çıkartıyor. Yani sen diyorsun ki ben babamı sevmiyorum. Bu bilgi senin düşüncende var ve bunu evrene yayıyorsun. Biz bu bilgiyi radarda uçağa gönderdiğimiz
frekans gibi size gönderdiğimizde bize geri döndüğünde evet bu kişide bu düşünce var diyoruz. Frekansı nasıl gönderiyorsunuz? Yani bir nasıl hedef olarak? Hedef kim? Yani hedefi nasıl tutturuyoruz? Evet. İşareti ne? Yani, şimdi nasıl retinamız, parmak izimiz başka birinde olmadığı gibi yüz de aslında bu yüze sahip dünyada bir başka kişi yok. Ama velev ki ikiziniz var ya da üç ata önceden aynı DNA'dan gelen bir akrabanız size çok benziyor olabilir. Yüz bilgisinin yanında adı soyadı alıyoruz kişinin. Resim. Resim. Resmi. Resim 1. Ad soyad 2. Doğum tarihi 3. Doğum yeri 4. O da size benzeyen bir başka kişiyle karışmasın diye. Evet. Çünkü siz dünyada, İstanbul'da, Şişli'de bu şu anda frekans yayıyorsunuz. Ben buradayım. Bu frekansı biz size nasıl ulaştıracağız? Bu bilgileri kaydediyoruz kuantum bilgisayarımıza. Atom altı parçalarını titreştirerek size bu frekans dünyada yayılınca size ulaşıyor ve geliyor. Meç oluyor. Ben şimdi birazdan size birkaç analiz göstereceğim. Bunları Ekonomi Televizyonu'nda canlı yayında açıklamıştım. Belli insanların, çok bilindik insanların. Çünkü halka mal olmuş kişiler dışında biz kişinin izni olmadan hiçbir bilgiyi paylaşma lüksümüz de olamaz. Öyle bir çalışmamız da olamaz. Ama işte Donald Trump'ın blokajlarını açıkladık. Elon Musk'ın açıkladık. Finansal blokajlarını tabii yani özel blokajları değil bizim için. Finans ve kariyerle ilgili şeylerini. O zaman gelelim, evet, Biden'ın, Joe Biden'ın finansal blokajlarına. Bunun en büyük blokajı finans konularında. Yani şimdi biz paraya ulaşamıyoruz. Para bizim yanımızdan geçmiyor. Sebepleri ne olabilir? Eğer parayı sevmiyorsan, parayı dışlıyorsan zaten birisi sana para uzattığında itersin, tiksinirsin, istemezsin. O para da cebine girmez. Ama etrafında bazı olasılıklar dahilindeyse iş yapmak, para kazanmak, kişilerle birlikte finansal çalışmaların içinde bulunmak, o zaman o parayı kazanabilirsin. Mesela birinci en büyük blokajı %92 onda etkiliymiş. M maneviyat demek, manevi bir blokaj. Yoğunluğu da 4'müş. Odak, ölümü kabul etmek. Joe Biden ölümü kabul etmediği için vücudu strese giriyor ve yanlış yapıyor. Yanlış yaptığı için de performansı ve şeyleri değişiyor. Oysa hepimiz doğduğumuz gün bir gün öleceğimiz belli. İlk gerçek doğumla ölüm birdir. Ya bir gün sonra ölürsün ya 100 yıl sonra. Yani korkulacak da bir şey yok. Hepimiz öleceğiz ama tabii biz bu dünyayı kök salacağız, bırakmayacağız ya. Hep öyle bizi yetiliyorlar. Oysa yok yani bir şey yok. İkinci odaklanması gereken olay, olaylara eleştirel yaklaşmak. Olaylara eleştirel yaklaşmıyormuş Joe Biden. Üçüncüsü de öneri ve fikirleri dürüstçe değerlendirmiyormuş. Mesleki olarak böyle bir yetenek kazan diyor kişiye. Bu yeteneği gelişmemiş. Bunu nasıl yapıyoruz? Ben adamı tanımam. Joe Biden gördüm televizyonda ama analizini yapabiliyoruz. Nasıl? Çünkü o bu bilgiyi zaten evrene veriyor. Biz de sadece bu bilgiyi analiz ettik. Dördüncüsü affedebilmek. Buna odaklan diyor. Affedebilmiyormuş. Affedemediğin zaman ne yapıyordun? Çantaya koydun suyu. Bırakmıyorsun o suyu. Çanta hep taşıyorsun o suyu. Bırak. Bırakacaksın ki negatiflerini taşıma onları ileriki dönemlere. Affedebil. Biri sana yanlış yaptı. Ben sana yanlış yaptım. Yanındaki arkadaşın sana kötü söz söyledi. Bırak affet. Onun hatası. Senin hatan değil. İstemezsen etkilemez. Etkilemesini istediğin için yükü de taşımayacaksın. Korku taşıyorsun. Evet. Dinginlik. Sonraki blokajı özenli olmak. Sonraki sonuçları belirlemek. Böyle çok şey yapmayalım. Bu da Vladimir Putin'in kariyer blokajları. Kanıtlama ve özgüven sıkıntısı varmış. Kendimden eminim. Kendinden emin değilmiş. Tabii savaş içinde. Çok zor kararlar veriyor kişi. Ama kanıtlama ve özgüven sorunu varmış.
İkinci blokajı da kanıtlama ve özgüven. Fikirlerimin arkasındayım, savunduklarımın sonuçlarına katlanarak ifade ediyorum. Üçüncüsü, denetlemeyi yeteneğine katamamış kişi. Denetleme. Yeteneği değil. Bu da Elon Musk'ın blokajları, hedef blokajları. Bizde çok farklı konularda analizler var. Bu da hedefler. Sen şimdi buradan kalktın, çıktın. Eve gideceksin. Hedefin o. Ya da sınava gireceksin. Bu hedefine giderken ayağının tökezlediği yerler. Bu da Donald Bey'in, Donald Trump'ın blokajları. Ve teşekkürler geldi.